Değerli yargı mensupları, hakim ve savcılarımızla ilgili önümüzdeki dönemde yeni ve tarihi bir reforma imza atmayı planlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da daha önce açıkladığı gibi hakim ve savcı adaylığı müessesesini kaldırıyor, yerine hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini getiriyoruz. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi için 3 yıllık bir süre öngörülmektedir. Bu 3 yıllık süre içerisinde hakim ve savcı yardımcıları atandıkları adliyelerde eğitici hakim ve savcılar nezdinde usta çırak ilişkisi içerisinde büyük bir başarıyla yetiştirileceklerdir. Bir hakim ve savcının yanına en fazla 2 hakim ve savcı yardımcısı ataması yapılacak ve hakim ve savcı nezdine atanan eğitimci hakim ve savcının bunlarla daha etkin, daha verimli ilgilenmesi temin edilecek. Onlara da ayrıca tayinlerinde, terfilerinde bu işleri iyi yapmaları nedeniyle yeni imkanlar ve fırsatları da yasaya koyacağımızı buradan ifade etmek isterim. Tabii Adalet Akademisi'nde de belli aralıklarla bunlar eğitimlerini alacak. Adalet Akademisi hakim ve savcı yardımcısı olarak atandıkları yerlerde usta çırak ilişkisi içerisinde öğrendikleriyle 3 yıllık bir tecrübeden ve bizzat pratiğin içinde yetişmeden sonra kürsüye çıkan hakim ve savcılarımızın daha başarılı olacaklarına yürekten inanıyoruz. Bu konudaki önemli düzenlemeyi yakında kamuoyuyla daha geniş detaylarıyla paylaşacağız. Ayrıca il bazında coğrafi teminatı da bu yeni düzenlemenin kapsamında hayata geçireceğiz. Coğrafi teminatı hakim ve savcılarımızın arzu ettiğini ve buna önem verdiğini biliyoruz. Hukuk devletinin güçlenmesi, adalete güvenin artması, yargı mensuplarının üzerindeki baskıların kalkması bakımından da coğrafi teminatın son derece önemli olduğunu biliyor ve bu konuda da önemli bir adımı hayata geçireceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Değerli yargı mensupları, yargıyla medyanın arasında çok ciddi ilişki var. Esasında haberlere baktığımız zaman siyasiler mi daha çok haber oluyor yoksa yargı mı oluyor diye bir çetele tutsak herhalde başa baş gidiyoruz ya da bazen yargı bazen siyasiler daha fazla haber oluyor. Bu şunu göstermektedir. Yargının verdiği kararlara vatandaşın, medyanın, toplumun her kesiminin büyük bir dikkatle ilgi gösterdiğini, takip ettiğini göstermektedir. O nedenle bizim bu kararlarımızda, yaptığımız iş ve işlemlerimizde medya denetimini de, kamuoyu denetimini de elbette göz önünde bulundurmamız son derece önemlidir. Ama bunu yaparken medyanın ve sosyal medyanın hakim ve savcı yerine geçmesine asla izin vermemeliyiz.